Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte The Batman filminin incelemesini yapacağız. Dün gece sevgilimle birlikte sinemada sizler için izledim. The Batman filminde en beğenilen sahneler, en güzel anlatılan konular ve tabii ki en çok merak edilen Robert Pattinson'ın The Batman rolündeki performansı oldu. Bunlarla ilgili açıklamaları video kısmında bulabilirsiniz. Bununla ilgili videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone butonuna tıklamayı unutmayınız. Hadi hep birlikte videoya geçelim. Batman filminin girişinde, filmin başlangıcında Cadılar Bayramı sırasında bir grup çete metroda bulunan bir adamı metro istasyonunda sıkıştırıyor. Adamın parasını alıp işkence etmeye başlayan çete bir anda karanlıktan gelen sesle irkilip diğer taraftaki gölgeye bakıyor. Bununla beraber Batman'in ilk görünüşü de filmde ortaya çıkıyor. Gölgelerin arasından çıkan Batman bu çeteyle dövüşüp adamı kurtarıyor ve film burada başlıyor. Bununla birlikte tüm şehirde Batman efsanesini suçlulara dağıttığı korku da artarak seyirciye aktarılmış oluyor. Robert Pattinson 15 yaşında Londra'daki bir tiyatro kulübünde oyunculuğa başladıktan sonra Harry Potter ve Ateş Kadehi adlı fantastik filmde Cedric Diggory karakterini canlandırarak sinema kariyerine başlamıştır. Dünya çapında 3,3 milyar doların üzerinde hasılat yapan Alacakaranlık Efsanesi film serisinde Edward Cullen'ın canlandırmasıyla uluslararası alanda tanınmıştır. The Batman filminde ise Robert Pattinson, sosyetik bir milyarder ve Wayne kuruluşunun varisi olan kendisini Gotham City'nin suçlu yeraltı dünyasından maskeli bir kanunsuz olarak korumaya çalışan biri olarak adamıştır. Batman filminde yaklaşık 30 yaşındadır ve ne deneyimli bir süper kahramandır ne de bir suç savaşçısı olarak acemidir. Pattinson bu Batman versiyonunun geleneksel çizgi roman karakterlerinden farklı olarak kusurlu olduğunu belirtip karakterinin süper güç eksikliğini ilginç bulduğunu dile getirmiştir. Karaktere ses verirken The Lighthouse filmindeki rol arkadaşı William Dafoe'dan ilham aldığını açıklamıştır. Hazırlık aşamasında Pattinson, Eğitmen ve John Wick serisinde çalışmış, Regan Machado ve Brezilyan Jiu-Jitsu eğitimini almıştır. Rolüyle kendisine benzemeyen bir karakter yaratmak için fiziksel değişime uğrayıp yeni bir şeyler öğrenmek ve yapmak istediğini belirtmiştir. Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Robert Downey Jr. ve Chris Evans gibi süper kahraman filmlerindeki oyuncuların tür içinde bunun öncüleri olduğunu ve onlardan etkilendiğini belirtmiştir. Filmin kötü karakteri ise Riddler ya da diğer adıyla Edward Nigma, Bill Finger ve Dick Sprang tarafından yaratılan bir DC Comics çizgi romanlarında görünen kurgusal bir süper kötü adamdır. İlk olarak Detective Comics'in 140. sayısında görünmüştür. Riddler, Gotham City'deki planlarını bilmeceler ve bulmacaları dahil etmekten zevk alan ve bunları yetkililerin çözmesi için ipuçları bırakarak bir suç dehası olarak tasvir edilir. Riddler, süper kahraman Batman'in en kalıcı düşmanlarından biridir. The Batman filminde Paul Dano tarafından canlandırılmıştır. Çocukluğunda bir de hilebaz biri olan Riddler'ın suç yaşamı, okuldaki ödüllü yapboz yarışmasının çözümünü öğretmenin odasından çalmasıyla başlamıştır. Bilmece ve bulmaca sevgisiyle panayırda hileli bir bulmaca kabininde çalışmaya başlamıştır. Sonunda gözünü daha büyük kazançlara dikmiş ve suç dünyasına iyiden iyiye adım atarak adını Riddler olarak değiştirip soru işaretleriyle dolu bir kostüme bürünmüştür ve Riddler olarak anılmaya başlamıştır. Gotham'da faaliyet gösteren her suçlu gibi sonunda Batman'le karşılaşan karakter zekasını kanıtlamak için suçlarıyla ilgili ipuçları bırakma saplantısı Batman tarafından yakalanmasına sebep olmuştur. Filmde ise Riddler ilk cinayetle birlikte Batman'e bilmeceler bırakarak Batman ve tüm Gotham şehrinin ilgisini çekmeye çalışmıştır. Sırasıyla belediye başkanı, emniyet bürosu ve başsavcı cinayetlerini işledikten sonra Bruce Wayne'i hedef alıp başarısız olmuştur. Batman suçla savaştığı ikinci yılında
Gotham City'nin başına bela olan yozlaşmanın kendi ailesiyle nasıl bağlantılı olabileceğini araştırırken Riddler olarak bilinen seri katille çatışmaya girer. Yıllar içinde Batman'in orijinal hikayesi, geçmişi ve görünümü, davranışları gerek küçük gerekse de büyük revizyonlara uğramıştır. Bazı olaylar büyük değişim geçirirken ailesinin ölümü ve adaletin peşinde olması gibi olaylar ve konular hiç değişmemiştir. Tüm öykülerde Batman, Bruce Wayne'in alt kişiliğidir. 1,88 boyunda ve 95 kilodur. Bruce Wayne varlıklı bir playboy, yatırımcı, hayırsever bir iş adamıdır ve babası Doktor Thomas Wayne ve annesi Martha Wayne'in bir gece sokakta hırsız tarafından öldürülmesinden sonra suçla savaşmaya başlamıştır. Bob Kane kendisiyle Bill Finger karakterinin geçmişi hakkında konuşurlarken bir çocuk için özlerinin önünde ailesinin öldürülmesinden daha travmatik bir şey olmayacağına dair fikir birliğine vardıklarını söylemiştir. Ancak The Batman'in son filminde olaylar bu şekilde gelişmemekte ve Bruce Wayne'in ailesinin öldürülmesi bizlere yansıtılmamaktadır. Ve Bruce Wayne bu Robert Pattinson karakteriyle birlikte oldukça umutsuz ve mutsuz bir karakter olarak görünmektedir. Batman diğer kişilere korku saldığı gibi kendi içinde de korkular yaşamaktadır. Kedi Kadın, DC Comics karakteri Batman ile bağlantılı olan kurgusal bir karakterdir. Bill Finger ve Bob Kane tarafından yaratılmış bir süper kötüdür. Bob Kane karakteri yaratırken özellikle de kuzeni Ruth Steele'den ilham almıştır. Orijinal ve geniş ölçüde en çok Selina Kyle olarak tanınan Kedi Kadın, ilk olarak kedi olarak tanındığı Batman 1'de yer almıştır. 1990'lardan beri Kedi Kadın bir anti kahraman değil de süper kötü gibi gösterilir. Karakter Batman'in sevgi duyduğu birisi ve bazen de onun gerçek aşkı gibi yansıtılmıştır. Kedi Kadın, Superman's Girlfriend, Lois Lane'in 70. sayısında da yer almıştır. Kedi Kadın'ın kökleri yazar Frank Miller ve çizer David Matchezel tarafından Batman Year One adlı çizgi romanda revizyona uğramıştır. 2009 yılının Haziran ayında çıkmış olan Gotham City Sirens çizgi romanında Kedi Kadın, Harley Quinn ve Poison Ivy'nin yanında yer almıştır. Filmde ise Zoe Kravitz karakteri canlandırmaktadır. Bir gece kulübünde Batman ile ilk karşılaştıktan sonra aralarında bir çekim oluşmuştur. Ve Riddler cinayetleriyle bağlantılı olduğunu düşünen Batman, kadını takip etmeye başlamıştır ve kadını takip ettikten sonra da kadına ilgi duymaya başlamıştır. Gotham şehri, New York, Chicago, Boston, Pittsburgh gibi şehirlerden türetilen Gotham şehri, Amerika'nın Kuzeydoğu körfezinde bir bölgede yer almaktadır. Genellikle kirli, yüksek suç oranlı, çürümüş olarak resmedilen kent, Superman'in parlak, temiz, fütüristik metropolisinin tam olarak zıttıdır. Gotham'ın New York'un gece hali olduğu, New York'un geçmişindeki yüksek suç oranını atfen söylene gelmiştir. Thomas ve Martha Wayne de şu anda kenar mahalleye dönüşmüş ancak eskiden lüks bir mahalle olan Park Row'da öldürülmüşlerdir. Batman hikayeleri ilk olarak New York şehrinde geçmesine rağmen sonradan hep Gotham şehrinde yaşadığı anlatılmıştır. Superman'in Metropolis'i gibi Gotham'da kahramanlığın karakteristik özelliklerini taşımaktadır. Filmde ise Gotham şehri oldukça güzel yansıtılmıştır. Batman de kendi içinde yaşadığı umutsuzluk şehrin tüm gölgelerinde ve karanlıklarında da yer almaktadır. Bruce'un ve ebeveynleri Martha ve Thomas Wayne iddiaya göre mafya babası Carmine Falcone'un emriyle çifte cinayet işledikten sonra bakımsız kalan bir erkek yetimhanesi kurdular. Belediye başkanı adayı Thomas'ın ölümünden 20 yıl sonra The Riddler, Thomas'ın The Batman'de kızlık soyadı Arkham olan Martha hakkındaki gerçeği açıklamakla tehdit eden bir gazeteciyi öldürmek için Falcon'u tuttuğunu kanıtlayan kanıtlar ortaya koyuyor. Uzun süredir devam eden Gotham aileleri, Arkhamlar ve Wayne'lar, Thomas ve Martha'nın evliliğiyle şehirdeki en zengin aileler olarak statülerini pekiştirdiler. Ancak Bruce Wayne, annesinin uzun bir akıl hastalığı geçmişine sahip olduğunu ve anne babasının cinayet intiharına tanık olduktan sonra tedavi gördüğü Arkham Asylum'daki ilk hasta olduğunu bilmiyordu. Çizgi romanlarda Martha'nın kızlık soyadı Kane'dir. Batman'in yaratıcılarından Bob Kane'den sonra ve yeğeni Kate Kane Batwoman olur. Bir çizgi roman The Flashpoint Paradox, Martha'nın çılgınlığını yakalayarak onu Joker ve Thomas'ı orijinal Batman olarak göstermiştir.
Bununla birlikte Arkham ailesi çizgi romanlarda her zaman akıl hastalığından muzdarip olarak tasvit edilmiştir. Ve Batman, kötü adamlarının ünlü bir şekilde esir tutulduğu akıl hastanesinin kurulmasına yol açmıştır. Evet, artık ratalada.com'a giderek Riddler ile El Ratalada olarak iletişim kurabilirsiniz. Web sitesi Universe'in bildirdiği gibi film için bir pazarlama kampanyasının bir parçası olarak Aralık 2021'de açıldı. Hayranlar daha önce web sitesini bulmak için bir şifreyi çözdüler. Şimdi ise The Batman'in jenerik sonrası dizisi sırasında ortaya çıktı. Web sitesi kullanıcıların kafası patlamadan önce bölge savcısı Gil Carlson'a meydan okuduğu gibi gerçeğin ortaya çıkması için kullanıcılardan 3 soruyu doğru yanıtlamalarını ister. Tabii ki Gotham'ın altında gerçekte ne olduğunu keşfetmek için bilmecelerin üçlüsüne de cevap vermek zorundasınız. Filmin sonunda ikiz motif Riddler'ın Arkham Akıl Hastanesi'ndeki hücre arkadaşı ve diğer hücredeki komşusu olan bir yol arkadaşı bulması ile kapatıldı. Görülen o ki çılgın Joker makyajının altındaki Barry Keoghan, Dano'nun Riddler'ın terörist saldırısını engelledikten sonra Gotham'da bir geri dönüş yapmaya teşvik ediyor. Peki sizce hücredeki kişi Joker miydi? Devam filmi çekilecek mi ve devam filminde Joker'i de görebilecek miyiz?